Karbonhidratların ön kısmında çok fazla vakit harcadık. Stereo kimyalarından özellikle de son kiralite merkezlerinden çokça bahsettik. Bunun sebebi bu bahsettiklerimin bu moleküllerin biyolojik fonksiyonları üzerinde çok önemli bir rolü olmasıdır. Örneğin biz insanlar enzimsel olarak D şekerlerini parçalamaya ve sindirmeye programlıyız. Bu yüzden de karbonhidratları öğrenmeye başladığımda karbonhidratların stereokimyası ve isimlendirmeleri konusunda kendi kafamda olan soruları sizin adınıza da açıklığa kavuşturmak için biraz daha zamanınızı isteyeceğim. Öncelikle D ve L'nin ne anlama geldiği ile başlayalım. Bunlar stereo kimyaları açısından önemli ama molekülün optik aktivitesi hakkında çok da fazla bilgi vermiyor. İsterseniz örnek olarak D treozu alalım. D treozun aldehit fonksiyonel grubu vardır ve 4 karbonu olduğundan bu bir aldo tetrozdur. Ve buradaki son kiralite merkezinin kendi fonksiyonel grubu olan hidroksil grubunun sağda olduğunu görebilirsiniz. Bu yüzden de bu D karbonhidrat ya da D treozdur. Ama burada iki tane kiralite merkezi olduğunu görüyoruz ve elimizdeki kiralite merkezi sayısına n dersek 2 üzeri n sayıda stereoizomer olacağını söyleyebiliriz. Burada 2 kiralite merkezi vardır demiştim. O halde 4 tane stereoizomerden bahsedebiliriz. Ve buradaki stereoizomerin optik aktivitesi saat yönünün tersinde dönmesidir. Bu R konfigürasyonlarının çoğunda gördüğümüz saat yönünde dönmenin tam tersidir. Yani bu bir D olmasına rağmen negatiftir ve optik aktivitesi için negatif işaretini alır. Bu yüzden de buraya D eksi treoz yazalım. Bunun D olmasının sebebinin buradaki en altta bulunan kiralite merkezinin R konfigürasyonuna sahip olması olduğunu da bir kere daha hatırlatayım. Evet bu D karbonhidrattır. Önemli olan ikinci noktaya gelecek olursak bir karbonhidratın D ve L konfigürasyonları birbirinin enantiyomerleridir. Ve bu da sadece sondakinde değil, her kiral karbon etrafında farklı oldukları anlamına gelir. Yani her kiral karbon etrafında farklı bir konfigürasyon olur. İsterseniz burada da glukozu ele alalım. Glukoz da aldehit karbonhidrattır ve aldozdur. Ayrıca 6 tane karbonu vardır. Bu yüzden glukoza aldoheksoz deriz ve bu D konfigürasyonundadır. L konfigürasyonunu çizecek olursak yine 6 tane karbon olacak. Burada değişen bir şey yok ama aynadaki yansımayı düşündüğümüzde kiral karbonların hepsi aynadaki kendi yansımaları gibi olacak. Evet bu da L glukozdur. Önemli olan sadece buradaki son kiral merkezine bakmıyoruz bütün karbonları dikkate alıyoruz. Yani hepsinde durum tersine çevriliyor. Evet, D ve L glukozlar gerçek enantiyomerlerdir. Bu, bunların birbirlerinin aynadaki görüntüleri olduğunu söylemekle aynı şey. Bunlar tüm kiral karbonlarda farklıdırlar. Eğer D ve L aldoheksozları enantiyomerlerse, bu tüm D aldoheksozların birbirinin diastomeri olduğu anlamına gelir. Neden diye soracak olursanız birbirlerinin aynadaki yansımaları değildirler de ondan. Bunun biraz kafa karıştırıcı olduğunun farkındayım. Ama size buraya tüm D aldoheksozları çizdim ve şimdi de ne demek istediğimi açıklamaya çalışacağım. Bunların D aldoheksozlar olduğunu da hemen not edelim. Evet, 8 tanesini çizdim. Glukoz örneğine odaklanacak olursak ekranı 1 saniyeliğine yukarı kaydıracağım. D glukoz ve L glukozun enantiyomer olduklarını görüyoruz. Çünkü her bir karbonda farklıydılar. Bunların hepsi seri üzemerlerdir. Ama belki de sadece tek bir karbon etrafında farklıdırlar. Yani glukozdan her bir karbon etrafında farklı değillerdir. Anlaştık mı? Glukoz burada, D alloz da burada. Sadece buradaki kiral karbon etrafında farklı olduklarını görüyorsunuz değil mi? Burada da D galaktoz var. Glukozdan tek farkı C4 kiral karbonu. Kısacası bunlar birbirlerinin aynadaki görüntüleri değiller ve birbirleri üzerine konamazlar. Bu yüzden de tüm D aldoheksozların diasteromerler olduklarını söyleyebiliriz. Aynı şey tüm L aldoheksozlar için de geçerli. Bunlar da birbirlerinin diasteromerleridir. Bu aslında ketopentozlar için de geçerli. Demek istediğim tüm D-ketopentozlar birbirlerinin diastereomerleridir ve enantiyomerleri olan L-ketopentozlardan bir partneri vardır. Evet bunun çok kafa karıştırıcı bir şey olduğunun farkındayım. Ama eğer videoyu birkaç saniyeliğine durdurup ekrandaki moleküllere bir göz atar ve aralarındaki farkların nerelerde olduğunu bulursanız ne demek istediğimi anlayacağınızı düşünüyorum. Karbonların hepsinde fark olmadıkları için enantiyomer olamayacaklar. Evet. Yeteri kadar enantiyomer ve diyastereomer dediğimden eminim. Biraz önce glukoz ve galaktozun sadece C4 karbonunda farklı olduğundan da bahsetmiştim. Bu 1, bu 2, bu 3, bu 4, bu 5 ve bu da 6. Glukozda da bu 1, bu 2, bu 3, bu 4, bu 5, bu da 6. Bunların farklı oldukları tek yerin C4 karbonu olduğunu görüyorsunuz değil mi? Ve sadece tek bir karbon etrafında farklı oldukları için de bunlara epimer adı verilir. Epimerler tek bir karbon etrafında farklı olan diastereomerlerdir. İşte karbonhidrat kimyasını işlerken karşınıza çıkabilecek bir kelime daha. Şimdi de farklı karbonhidratların olduğu bu D ve L kavramını bir aldoheksozun Tüm stereo izomerlerini düşünerek bir üst seviyeye taşıyabiliriz. Şu an aldoheksozdan bahsediyoruz. Peki bana bu aldoheksozların kaç tane kiralite merkezi olduğunu söyleyebilir misiniz? Sayalım mı? 1 2 3 4. Sadece kiralite merkezlerini sayıyorum. Yani karbonları numaralandırmıyorum. Çünkü buradaki karbonil gruptaki karbon oksijenle çift bağ yapmış. Bu yüzden de kiralite merkezi değil. Aynı şekilde buradaki karbonda iki farklı hidrojenle bağ yaptığı için kiralite merkezi değil. O halde tüm bu aldoeksozların 4 kiralite merkezi vardır diyebiliriz. Bu da 2 üzeri 4 yani 16 tane stereo izomer anlamına gelir. Bunların yarısının OH grubu altta sağda, diğer yarısında solda olacak. 16'nın yarısı 8'dir ki 8 tane D aldoheksoz olduğu fikrine de bu sayede ulaşırız zaten. Aynı şeyi pentozlar içinde düşünelim mi? Pentozların 3 kiralite merkezleri vardır. Bu da 2 üzeri 3'ten 8 eder. Yani 4D ve 4L var demektir. Son olarak size bir de en sık karşımıza çıkan 5 monosakkaritin isimlendirilmesinden bahsediyorum. Yapılarını buraya daha önce çizmiştim. Size şimdi isimlerini ve bu isimleri akılda tutma yöntemlerini söyleyeceğim. Buradaki ilk monosakkaritin adı riboz. Bu bir pentoz. Yani daha doğrusu aldopentozdur. Çünkü aldehit'tir ve 5 tane karbonu vardır. Evet. Bu bir aldopentoz ve tüm hidroksil grupları sağ tarafta. Bu yüzden ribozu her şey sağda diyerek aklınızda tutabilirsiniz. Bir sonrakine geçelim. Evet. Daha önce defalarca gördüğümüz bu molekül glukoz. Bunun D glukoz olduğunu da hemen eklemek istiyorum. Aynı şekilde bu da D riboz. Glukozu aklımda tutmamsa biraz garip. Yani bu tarz şeyleri de aslında pek sevmem ama glukozun şekli sanki orta parmağını havaya kaldırmış birinin eli gibi durmuyor. Dediğim gibi bu tarz küfürlü şeyleri çok fazla sevmem ama aklıma tutmama yardımcı olduğu için yapabileceğim bir şey yok. Glukozun yanına birkaç ünlem işareti koyalım. Küfür etmeyi sevmediğimi bir kere daha tekrar edeyim. Yani orta parmağımı kullanmam ama D glukozu bu şekilde aklımızda tutabiliriz. Evet bu hareketi yaptığımızda parmaklarımızın aldığı şekil gerçekten de glukozun şekline benzer. Sıradaki molekülün adı mannoz, D mannoz. Bunu da az önceki gibi yani glukozdaki gibi orta parmağımızı ve işaret parmağımızı havaya kaldırmışız gibi düşünebiliriz. Elinizi bu şekilde yaparsanız bunun bir tabancaya benzediğini de söyleyebilirsiniz. Elimizde tabanca olduğunda hangi şekerden bahsediyormuşuz? D mannoz. Bunun da D glukoz gibi bir aldoheksoz olduğunu bir kere daha hatırlatayım. Bunlar birbirlerinin diastereomerleri. Sırada galaktoz var. D galaktozu Glukozun C4 epimeri olarak aklımda tutuyorum. Galaktoz için glukozun C4 epimeri dedik. Bunun glukozdan farklı olan tek kiralite merkezi olduğunu da belirtelim. Bunun için buraya da C4 epimer yazıyor. Son olarak bir de fruktoz var. D fruktozu da glukozun ketozu olarak aklımda tutuyorum. Glukozun ketozunun glukoza çok benzediğini ama aldehit yerine keton grubu olduğunu görebilirsiniz. Evet. Bunlar organik kimyada en sık karşınıza çıkacak monosakkaritlerdir.